Nexus Strike adama vurursa demek, unutmayın. Her tutorial 100 XP veriyor. O bitiriyoruz çocuklar şeyi. Tutorialları. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Yani ne kadar hızlı ne oluyor filan falan. Ephemeral. Ephemeral arkadaşlar geçici kartlar. Bir tur kalıp ölüyorlar sonra. Ha, sıfır mana sıfıra bir. Tur sonunda ölüyor. Öldüğü zaman iki Nexus'a da birer damage vuruyor. Bu ne? Ephemeral Ally saldırırken beni dirilt diyor. Şimdi ben böyle yürüdüm. Şimdi ben hepsini açarsam ne oluyor? Hepsini açabiliyor muyum? Bunlar kaç mana? 2 mana. Nasıl? Bu turn mu kazanmak zorundayım ben? Nasıl lan? Niye manam gitmedi anlamadım. Nani? Bu bunun blokucu, bunun blokucu 3 yiyecek. Buradan 2 daha yiyecek, ölecek mi? Nani nani nani. Bunlar ölmedi, okey. Şimdi ölecekler. Kim? Kamp blok. Ha, 2 mana birebir öldüğümü 4-4 veriyor. Ha, bir alaya artı 3 artı 3 ve ephemeral veriyoruz. Ready your attack. Burst fast. Ölsün diye yapıyorum. Bir dakika şimdi. Tam anlayamadım onu nasıl aldığımı. Niye öldü benimki? Ölmemiş olması lazım değil miydi? Adam 4-4'ün 3-3'le blokladı. Niye öldüm ben? Ataktan sonra mı öldü ephemeral olduğu için? Okey, turn sonunda değil. Okey. 3'e 3, 2'ye 5. Özelliği yok değil mi hiçbirinin? Tamam, hiçbirinin özelliği yok. O. Peki. Bir adamımız ölse adama bir vuruyoruz. Three Unleashed Spirits. Unleashed Spirit kimmiş? 2 mana 1, 1 mana 1'e 1 ephemeral. Okey, adam 7. Her şey yetecek manamız var mı? Var. Aa, okey. Okey arkadaşlar, anladım. Anladım galiba. O hiçbir şey yapmayacak zaten. Öldürelim. Şimdi bu çünkü köpek balığını diriltecek şey. Her ay yaratım öldüğünde bir vuruyor bu adama. Bu da köpek balığı ephemeral'lar saldırırken diriliyor. Okey. Ver bakayım 3 tane. Okey. Şimdi bunlar saldırırken yani bizim şeyi diriltecek. Köpek balığını. Dolayısıyla adamın kafasına en az bir hasar geçer. 5 kalır. Bakalım ne olacak. Hah, köpek balığı da dirildi. 1 mi kalıyor lan yoksa? Hayır, turn sonunda bu da ölecek. O zaman adam kaybedecek değil mi? Galiba becerdi.
4. Bu bir vuruyor her yaratım üzerine. Onun için öldürüyor şu an. Okey. Bye bye. Tamam ya Gökçek, oğlum ne fark edecek? Takma kafayı. Son tutorialımız. Frel York Predators. Orve. Peki ben yediğim herhalde bunu yapmak zorundayım. Frostbite arkadaşlar, Hearthstone'daki freeze'den iyi. Çünkü blok yapabiliyorsunuz. Stun Hearthstone'daki freeze'e benziyor. Frostbite daha da iyi. Çünkü adam saldırıyor, atağına sıfır indirip blokluyorsunuz. Bedava hasar veriyorsunuz. Okay. Dördüm ben. Bu iki yese yemeyeyim mi? Yeme diyor galiba iki. Peki yemeyeyim. Ha pardon, vurunca büyü çekiyormuş bir de, tamam. Şimdi sıfır atak olduğu için vuramıyor. Dolayısıyla büyü çekemiyor arkadaşlar. Okay. Biliyor ki pes etmediği sürece aynı anda birden fazla kart oynayamazsın. Rakibin cevap verme hakkı var ya. 5 mana 4'e 6. Neymiş bunun özelliği? Orven. Generation. Bu ne? Bu sadece Orven. Wow. Oo. Oo. İkisini öldüreceğim. Burst, burst, slow. Slowsa bunu hemen yapmam lazım değil mi? Ne istiyor benden anlamadım. Herhalde bunları öldürmemi istiyor. Yapalım ikisini de. Al. Şimdi arkadaşlar bu kart diyor ki önce sıfır ataklı bütün enemileri öldür, sonra herkesi de frostbite'la sıfır atağa indir diyor. Herhalde benden bunu istiyor. Okey. Bloklattık mıyıp kapatmalı öldürürüz. Evet. Elinde kart yok zaten değil mi? Bam. Frostbite bayağı güçlüymüş. Yok, minion play edince. Okey, bitirdik. Bir bakalım rewardlarımıza. Black Spear. Bunda arkadaşlar desteğe sanıyorum 40 kart. Yok bir şey, bakarız şimdi. Bakalım. Okay. Bunu daha açamadık. Okay. Net 40 kart. Her bir karttan en fazla 2 koyabiliyorsunuz. Şampiyonlar hatta 3 koyabiliyor da olabilir misiniz acaba? Uyduruyor muyum acaba? 3. koyamıyor musunuz? Üçüncü koyamıyor olabiliriz. Bütün kartlarımın 2 tane olduğuna göre. Bir tane Brown varmış. Herhangi bir kartlarında 3 tane var mı? Yok. Sanki ben 3 hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum herhalde. Ha 3. Evet. Bir deneyelim mi? Oh yes. New deck nerede?
Nimdek burada. Bakayım. Üç olan kart nerede? Üç diye hatırlıyorum çünkü de. Bu kartın da ha. Üç konabiliyor arkadaşlar. Gördünüz. Ve Hearthstone'dakinin aksine arkadaşlar şampiyonların böyle bir sınırlaması yok. Yani şampiyonlara da 3 koyabiliyorsunuz. 40 kart koyabiliyorsunuz. En fazla 6 şampiyon. İsterseniz atıyorum şu an 6 şampiyon var bilmiyorum ama 6 şampiyondan tek tek isterseniz 3 şampiyona 2'şer tane, isterseniz 2 şampiyona 3'er tane, isterseniz işte 2-2, 1-1 falan. İstediğiniz kombinasyon yapabiliyorsunuz. Ama 6 şampiyonla sınırlıyız ve 40 kartla sınırlıyız. Altına inmek, üstüne çıkmak yok. Aynı Hearthstone gibi. Yani bunda istediğin Legendary'den birden fazla koyabiliyorsun. Fakat toplam 6 ile sınırlısın. Mesela Hearthstone'daki gibi 15 Legendary deste yapmak yok. Okey. Discard. Reward durumumuz neydi? Champion Bundle için. Bir tane insana karşı oynamayı deneyelim bakalım. Şu an var mı bilmiyorum ama. Önce bir insan, bir bilgisayara karşı beyaz mı abi? Hadi. Elemiyorum hiç. Şu an davet gelme yok. Yok çocuklar. Bu kısa süreçte bu bir haftalık falan bir süreç olacak. Orada kimseye davet gelmeyecek yanlış bilmiyorsam. 8 manlayı istemem. 4 manlık, 3 manlık. Görelim. Oh no, bu kötü. Yani kart kötü demek istemiyorum da yavaş. 1 mana 2'ye 1 taunt. Taunt değil tabi de başka türlü de. Bu ne? Enrage yeti. Ne yapıyormuş enrage yeti? 1 mana 5'e 5. Oy anam. 1 mana 1'e 2 öldü mü deste 2 tane 1 mana 5'e 5 karıştırıyor. Hoşuma gitmedi ya o iş. Güzel ezdi. Go. Kim? Bu ne be? Bir mana 5'e 5'ler verecek evinde sizine. Tabi arkadaşlar deste yine kalabalık. 34 kartı var destede. Eğer şu an bunlara birisini ölsem 36 kart olacak. İkisi yeti olacak. Laurent Protege. Brown. Go. Bakayım saldırıyor mu? Of, çok sinir. İyiyim mi? İyiyim. Yani şöyle arkadaşlar. Buna engel olmaya çalışıyorum. Çünkü şimdi ben buna izin verirsem mahveder. Çabuk çekerse. Biraz daha ileri bir aşamada bence biraz daha dayanabiliriz ama okey. En azından bedavaya öldürelim. Yani öldürürsek de. Heal anything 3. Tamam sen hiçbir şey heal edemeyeceksin. Peki. Gel bakayım sen şöyle. Okey. Şimdi verdim adama yetileri. Ne yapıyor? Artı 0 artı 2. Yani, peki Allah razı olsun. Ben sırf bedava diye bunu yapıyordum. Kurtarsın canım ben istemiyorum zaten şey yapmasını. Go. Okey. Peki. Şimdi hemen atağa daldığı için bana bir şey oynama fırsatını vermiyor arkadaşlar. Yaratık oynayıp blok yapamıyorum. Bunları yiyelim. Yiyeceğim bunu. Yine mi bir şey? Peki. Okey arkadaşlar. Yani bir damage vurmuş oldu. Kartları gidiyor. Tamam ben geride kalıyorum ama kartları gidiyor. Okey. Okey. Oo öldürüyor. Peki öldür. Şunu atayım mı? Adamı bu yaratığını öldürmek için. Atayım değil mi arkadaşlar? Turşu kurmayalım.
Bu ne? Fully heal an ally. 4 manayım, 5 manada olacağım. Okay. Böyle bakayım. Şimdi bunu 6'ya 6'ya çıkartabilirim şu spell'le. Sağ kalırsa. Aa, adam emote etti. Dur lan, ben deneyeyim. Poromuz var burada. Ha, kızdı, dil çıkartıyor. Tipsize bak. Çok şekermiş. Space çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Kim? Artı 2 artı 2. Ooo arkadaşlar, burada çok pis kombolar yapabiliriz. Bunu 5'e 3'e çıkartıp gelecek turu bunu heal'layıp 10'a 10'a çıkartabiliriz. Ya da Brown oynayabiliriz. Ben şunu yapayım ya. Boşuma gitti bu iş. Peki. İş. Allah'tan yok. Ana. Tamam, o zaman saldıramıyorum ben. Bozuldu plan. Okey, öyle bakayım. Bu slow değil mi? Okey. Driss selam. Kart oyunları. Kamyonla. Silence eksik. Nereden biliyorsun Silence eksik olduğunu? Daha her şeye bakmadık ki. Sanki vardı, öyle bir şey hatırlıyorum. Oo. Desteğimizdeki yakları artı bir artı bir veriyor. 5 manaya 5 altı. Ne kadar güçlü. Şunu yapsa ama bunu 10'a 10'a çıkartacak. Bu 10 hasardan nasıl kurtulacağım lan sen? Bu regen mi var bunda? Regen var. Bir de challenger var. Ben bunu açalım. Bu iyidir. Gel lan, saldır. Gel. Gel. Gel koç. Şu porolarında bir yiyelim seninle artık, yeter. 3 daha vur o suratıma. Ya da öldüreyim mi onu? Bu 5'e al sonuçta, daha iyi bir yaratık. Okey, go. Artık işte arkadaşlar, o 1 manaya çekecekleri 5'e 5 yaratıklar o kadar büyük problem değil. Oyunun başında çok büyük problemdi. Onun için bekledim. Tamam. Alayım turn'u. Garengo artık. Bu. Nice. Şunu bir level'layalım biz. Gel bakayım. Bununla bir şey challenge etmeye gerek var mı? Bu gelsin bir kere %100. Aman bu da işte boş olsun. Sen niye geldin lan? Sen niye geldin oğlum? Ne oluyor oğlum? Bu niye geliyor lan? Sen niye geliyorsun oğlum? Seni kim mi çağırıyor? Serseme bak. Al hadi, bloklasın ikisini, öldürsün. O ne? Frostbite. Okey. Oo, bedava öldürdü. O tatsız. Oo, not good. Sıçan. O kötü. Peki. Şu Garen level atlamaya yakın. Bir manamız var. Bu abla ineyim mi? İneyim mi? İneyim. Brown'un level up'ı bu. Mighty Poro çıkartıyormuş. 3'e 3. Biraz dandik gibi gözüküyor. Bu kim? 5'e 5. Ha, çekti onu namussuz. Bu ne bu? 7'ye 6 bu. Bunu mu açayım? Brown mu açayım? 9 manamız var. Bunu açarsam 6 kalacak. Okey. Well. Süper değil mi? Bunu öldürebiliriz direkt ama.
Hadi böyle yapalım. Bu level atlayamaz ya. Bunu oynamam benim yanlış oldu. Neyse hadi yapalım. No! Tamam, next su yılanın umurunda değil de. Aman diyeyim, kombatları gelme bana. Kullenecek mi sus? Eyvah. Peki ready to attack ne demek şimdi tam olarak? Atayım mı şunu? 14. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika, tamam. Bak şimdi ne olacak. Bu da sonunda bir işe yarayacak. 14 14 mi oluyor? Mantıklı bir yaratık oldu şu an kendisi. Alayım bunu. Bu adamın turunda atak etmemize izin falan mı veriyor? Çünkü ready attack anlamadım. Zaten benim hatam ready'ydi. Herhalde adamın turunda atak etmemiz veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın challenger yapacağım. Gel lan böyle diyeceğim. Beni blokla. Dolayısıyla bunu bloklayacak kimse kalmayacak adamda. Bu niye hep yanındakiyle birlikte geliyor la böyle? Oğlum sen problemli misin lan? Şşş, Loren. Vuracağım ağzına. Go. Bu zaten atak yapsan işe yarar. Bir numarası yoksa öldü. Okey. Bir de insana karşı deneyelim. Ne olmuş? 25 Nexus damage. Okay. Ha questlerim var şu an. 3 card death cost. 6 artı mana. Spend 9 spell mana. Peki. Oo. Voltum level atladı ha. Peki. İçime dön. Vladimir. Her saldıran enemy için Ela için ha Ela'ya bir vurup wow. Okey, vampir mampir style'a. Aa, inner rage atıyor. Aa şey. Cruel Taskmaster. Ela'ya bir vurup 2 artı 2 atak veriyor. Tabii şey, Cruel Taskmaster rakibin yaratığına da atılabiliyor da. Ne güzel kartmış bu. 5-4'e 6 overwhelm falan mı bu? Tamam. Ha bir daha champion bundle verecek. Sonra Poros bundle verecek. Sonra Silver Chest verecek. Champion Bundle. Böyle bitiyor. Burası prolog zaten. Peki. Bir tane de insana karşı deneyelim. Şu an çok fazla insan yoktur ama. Diğer desteyle deneyelim. Arkadaşlar destelerinizi iki rengin kombinasyonu şeklinde yapabiliyorsunuz. Herhangi iki rengin kombinasyonu olabiliyor. Yani dolayısıyla şu an oyunda 6 renk olduğuna göre 15 kombinasyon mu oluyor? E 15 kombinasyon değil mi? Her ikili bir araya gelebiliyorsa. 2 manaya support edalaya bu roundluğuna elusive ver. Bu fena değil. Bu şu an bir insana karşı oynuyoruz. Soek. Her kim ise. Ha bu şey. Forbidden Flame. Bu dursun bakalım. Merhaba diyelim. Okay. Elemanın turundayız. Giriş yapamıyorsun. Giriş yok şu an. Bir mana birebirle saldırıyor adam. Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum değil mi? Evet. Bir mana birebir özelliksiz mi oynuyorsun baba? Bir mana birebir özelliksiz. Niye ki? Ne kötü. Peki. Peki. Bir mana birebir özelliksiz de kötü be.
Yani tamam ben hala bu oyunun mekaniklerine çok aşık değilim ama bir mana ve al işte benimki de bir mana 1'e 1. Benimki bir mana 1'e 2 bir de her kart çekimde artı bir atak alıyor. Bir mana 1'e 1 niye oynarsın yani değil mi? Al. İkiyi vuracağım şimdi adamın ağzına. Ben bunu çek... Bunu oynadığımda spell manam dolar diyor. Peki bu ne diyor? Adam çıkardığında artı bir atak alır diyor. Güzel. Al. Ama buna... Ha bu elusive değil mi? Hemen saldırabilirim o zaman. Tamam, adam bir şey yapıyor şimdi arkadaşlar eğer yapıyorsa. Yapmazsa ben atak edeceğim. Ne yapıyor? Ne yaptı? Ha, iki vuruyor. Okey. Yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten manam yok. Peki kabul ediyoruz. Elusive olduğum için saldırabilirim değil mi? Adam beni bloklayamaz. Güzel. Bayağı güzel bir kart bu arada. Oha. Çok iyi. 3 mana 2 2 draw kart. Çok güzel kart. Peki. Saldırırsa ben yine blok yapamayacağım arkadaşlar hemen. Lifesteal. Peki. Var mı atak Koçiko? E blok anasını satın ne yapıyorsun oğlum? Lifesteal olan bu mu? Support ne demekmiş? Adam yanlış yere koydu. Sağındakini buffladığı için. Yok adam için sağ olduğu için falan falan. Blok. Yo. Bayağı benim gönlümmüş. Peki. Alalım turu. Oh oh oh. Bir tane daha. Bir tane daha. Get wrecked. Elimdeki en pahalı ünitenin bedelini bir düşürüyor. İki tane üç manlık olunca rastgele düşürecek herhalde. Şöyle yapayım mı? İnsan. Bunu öldüreyim mi ben? Dur bakalım ne yapıyor? Bu benim demin oynadığım kart. Peki. Quick attack verebilirim ben. Adam blok yapan yaratığını ezmek için. Bu zaten elusive. Kötü değil gibi. Kötü değil gibi. Al bakayım. İlk yasına karşı oyumuz. Yes. Başka blok yok mu? Selam Squashy. Evet altın ikili kombinasyonu aynı öyle. Okey. Ben bunun ölmesini istemiyorum. Bu kart fena değil bence. Şöyle yapalım. Buna verelim. Quick attack oldum arkadaşlar. Saldıran ben olduğum için ilk vuracağım. Dolayısıyla ben önce 3 vuracağım. Adam sağ kalırsa bana dönüşte ikisini vurabilecek. Vuramadı. Dolayısıyla ben de bunu ucuz atmış oldum. Mana kağıdı. Ve gelecek tur bir daha vurduğum zaman bir daha ucuz atacağım. Okey. Okey. Bu kart bayağı güçlü yalnız ha. 3 mana 2 2 draw ve kart. Ha bir dakika. Lan bir dakika. Lan bu bir de elüzüymüş. Oha. Güçlü. Güçlü. 3 mana 2 2 elüzü draw ve kart. Arkadaşlar Hearthstone'la kıyaslayın. 4 mana 2'ye 4 draw kart var. 4 mana 2'ye 4 kart çek var. 2 mana 1'e 1 kart çek var. Bu 3 mana 2'ye 2 kart çek ve bloklanamıyor yani elusive'ler aracı. Bayağı iyi. Ha Atur bendeymiş pardon ya. Bir şey var mı yapabileceğim? Hayır yok. Özür dileyelim. Eleman saldıracak. Evet o kart. O kart her desteği 3 herhalde. Al bende de var. Şimdi bir AoE yaparsa diye korkuyorum.
Şimdi adamın elozivleri bana bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Çünkü ben de eloziv var. Bloklayabiliyorum ben onu. Yapmasam mıyım acaba bunu? Okey, okumuzu attık. Var mı atak? Var mı atak yakışıklı? Oha, elozivmiş bir de. Ooo, bu kadar taşmış. Aynı desteği mi oynuyoruz? Hayır. Evet, aynı desteği oynuyormuşuz. Bir dakika, o zaman benim desteğim ne? Bir bana birebir iğrenç yaratık var. Onu çıkartırım. Bir bana birebir özelliksizi kabul edemem. Sorry. Adam daha atak deklare etmedi. Açacağım. Yes. Var mı atak? Var mı atak yakışıklı? Var mı? Delikanlı gördüm seni. Hoşuma gitmedi. Öldürsek iyi olabilir. Bu slow olduğu için şimdi atamıyorum değil mi buna? Hayır. Bunu böyle yapalım. 4 yiyeyim, dönüşte iade edeyim arkadaşa, iadeyi ziyaret. Ya da bloklayayım. Daha fazla ucuz atmasın. Belki elinde pahalı bir şey vardır. Bunu yiyeceğim bilerek. Şimdi arkadaşlar bu yarış bana dönük. Değil mi? Yarışta ben öndeyim. O değil önde olan. Okey. Karşılıklı ucuzlayacağız. Okey. Bende bir numara yok. Alıyorum turu. Biraz bende kart kıtlığı oluşmaya başladı. Okey. Draw var mı? Draw yok. Şuna böyle bir tekme tokat komple girsem ne olur? Okey, bakalım ne yapıyor. Adamda bayağı kart var. Oh, peki. Oh no. Oh no. Elindeki bir yaratı artı 3 artı 3 verdi. Bu biraz tehlikeli. Adamın elüzivleri de var. Oh no. Oh no. Benim kartım bitiyor arkadaşlar. Problem var şimdi. Yani şunu geçirebilsem içeri çok güzel olacaktı ama çift elüziv yaratığı var. Birini öldürürsem öbürü blok yapacak. O çok tatlı tabii. Nasıl? Hayır. Okey. Bunu nasıl yapsak? Şu elüziv girse. O kart biraz patlattı. Çünkü bende bir sürü bıdık var arkadaşlar. Elüziv ile içeri damage geçirmeye çalışıyorum. Adamın elüzive de direnci var. Şöyle zül vereceğiz mi? Bayağı tatsız olacak. Vereyim, ne yapayım? Sen niye geliyorsun abi? Sen ne yapıyorsun ya? Bir dakika düşüneyim. 1'e 2. 1'e 2. 2'ye 2 bloklama delikanlılığını gösterebilir mi? 7 yiyecek, 6 kalacak. Gösterebilir herhalde. Pilimiz bitti ya. Pilimiz bitti. Çok cücük cücük kartlar çektik. Evet. Elüzyilerimizi bitirdi. Yapacak bir şey kalmadı. Bilmiyorum arkadaşlar. Elinde artı 3 artı 3 yaratık da var. Bu ne ya? Mesela ne yapacaksın şimdi bu hayvana? Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar.
Adamın manası biterse belki sırf atak sayısından. Of of. Son kartımı oynarsam hiçbir şey kalmayacak. Sıfır sürpriz faktörü olacak ama hadi yapalım bakalım. Evet. Şimdi sonuçta life'ı az ve bende 5 tane saldıran yaratık var. Ama yok yetmez ya. Gerçekten bir şey gelmezse yetmez. Öldüremeyiz. Pilim bitti. Arkadaşlar cücük cücük 1-1-1-1-1 çekiyorum yani. Herif elindeki yaratı artı 3 artı 3 vardı. Ne yapacaksın? Bu ne abi? Ha peki. Okey. Mesela şimdi saldırırsam arkadaşlar 3'e 1 ile 2'ye 2'ye bloklayacak. 3 yiyecek 5 kalacak. Sonra bir daha asla vuramam. Kazanamam, imkansız yani. Okey. Bir de saldırıyor. Doğru, niye saldırmasın? Quick attack bir de. Benim quick attack'ım da hiçbir şey ifade etmiyor bir de işin kötüsü. Ama biraz zor bir blok oluşturabilsem. Gelecektir öldürürüm hesabı, şunu bloklasam mı? 2-2 ile. Herhalde. Yok, kazanabiliriz. Çok arkadaşlar aşırı cücük çektim ya. Bir tane pahalı bir şey gelmedi. Gelmişim bilmem kaç milyon mana, elimde 1 manalık 2 manalık kart. Ha. Bu ne? Peki böyle atamıyorsun değil mi? 3 damage vuruyor da. Saldırsan bloklayacak. Değil mi? Hiçbir şey yaramıyor. Okey. Ya bu ne bir şey? Eyvah, level up diyecek bir de. Okey. Saldıran savunmaz gibi özellik yok. Yok. Elatyan, nazik ol bakayım çocuğum. Efendi ol. Bir dakika. Ne yapıyor? Peki. Bir dakika. Bu burada bir numara var. Adam şimdi 8. Bu şimdi bu birebir çıkartacak değil mi? Numara birebir çıkartacak. Bu quick mi? Fast fast. Okay. Adamı öldüremeyeceğiz değil mi? Biz yok. Önün bir yolu yok. Bu mu quick oldu bu turn? Okay. İyi çektik aslında ama arkadaşlar yok ya. Hala ben olayın sonunu getirebilecek bir şey görmüyorum burada. Ve blok yapmak zorundayız. Adam quick attack çünkü. Ya şey, adamın önünde 9 atak var. Bunun aldığı quick attack ve şey bu roundluk sadece ha. Okay. Ya o eldeki yaratı artı 3 artı veren kart bitirdi. Ben öyle bir değer veren bir kart çekmediğim için. Oha, bir tane daha. Level up oldu, eyvahlar olsun. Şimdi son kart olmuş. Şey güzel arkadaşlar. Aynı şampiyondan bastı, iki tane bulunamıyor tabi, tahmin ediyorsunuzdur. Öldük. Öldük. Bu ne? Oo, fena değil aslında ama yetişmez. Bunu böyle bloklayacak, bunu böyle bloklayacak, bunu böyle bloklayacak. Olsun. Maksat quest yürüsün. Bakalım göreceğiz. Yok ya, başta elüzivleri çekti şansına. Kurtardı. Biraz vurmaya çalıştık. Evet. En fazla bir damage geçebiliriz içeri. Adam istemezse. Öldürsün bari. Vay be.
Ne kadar az değer alabildik değil mi arkadaşlar? 1 mana, 2 mana, 1 mana, 2 mana. Ezildik yani. Herif bir tane artı 3 artı veren kart çekti. Öldük. Tabi yaratığın quick attack olması da çok fena. Arkadaşlar o problem. Yaratığın quick attack olması çok büyük problem. Yani blokta onu yorup iki hamlede öldürmek falan da kısmet olmadı. Adam yaratığı quick attack olduğu için. Of. Megadeth rakıp neymiş? Oh yes. Fleeting'de arkadaşlar sadece bu turunu eldeyim. Tur sonuna kadar oynanmazsam giderim diyor. Şey gibi düşünün arkadaşlar. Oynanmış bir ekolu kartın geçici bir kopyası oluyor ya elinizde. Hearthstone'da onun gibi. Pass etmeniz kart oynamanızı engelliyor fakat blok yapmanızı engellemiyor. Ya ne tuhaf bir herifsin, oyna be. Ya konsid etmeyeyim dedim. İlk oyun normal bitsin dedim ama herif bekletiyor garip garip. Anam yendin lan işte, atak et. Çok zor bir şey değil. Hadi hadi. Tıraşı kes. Oo animasyon. Suratıma verdi bakın. Hadi atak, zaten öldüm lan. Elimde kart yok yani. Ne oldu? Adam BM mi yapıyor anlamadım. Turu pas mı geçti bu? Ne oldu? Benim turumda mıydı o? Benim turumda yaptı ha. Benim turumda niye koydun lan kopyaları? Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım. Okey. Vay be. Başardın lan öldürmeyi. Support sağındakiler oldu değil mi? At abi öldüm ya hadi. Böyle bir ufak bug var. Böyle üzerine gelirken bazen saçmalayabiliyor. Normalde düzgün ama. Demin yaptım bakın şimdi olmuyor. Ha, oldu yine değil mi? Söyle bana. Abi çok bela bir insanmış ya bu. Vay be. Demek suratımı atınca ölüyorum. Yani. Abi bu. Nedir ya? Bu nedir? Nasıl bu kadar be? Arkadaşlar elimde kart yok. Bak elimde kart olsa o var bu var diye korksun. Elimde kart yok, kart. Atacak ve öleceğim. Bu kadar yani. Daha bir şeye gerek yok. Bu ne abi ya? Okey. Ha Volt'u bir daha level atabiliyoruz. Volt'u acaba kaç kere level atabiliyoruz? Rare wild card verdi. İşte bakın mesela arkadaşlar bununla herhangi bir rare card yapabiliyorum. Bakayım bir collection'a şuradan tekrar. Cards. Rarity diye atabiliyor muyuz? Hah. Arkadaşlar yeşil common'mış. Mavi rare. Yani işte tek farkı yeşil uncommon yerine common olmuş. Common rare epic champion. Yine Hearthstone'a benziyor görüyorsunuz. İşte legendary yerinde champion var. Common'ın da rengi beyaz yerine yeşil. İşte unitler ikiye ayrılıyor. Follower'lar ve Champion'lar. Spell'ler de üçe ayrılıyor. Slow, normal Hearthstone'daki büyü mantığı. Fast
Rakibin turunu da atabiliyorsunuz. Rakibin yaptığı bir harekete cevabı atabiliyorsunuz. Burst ise sırayı vermeden atıyorsunuz. Yani mesela burstlü bir kartı oynayıp sonra bir tane daha burstlü kartı oynayıp sonra normal kartı oynayabilirsiniz. Normalde fark etsiniz kartlar sırayla oynanıyor çünkü. Tak 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 oynayamıyorsun. Bir siz bir o, bir siz bir o. Okey. Bir tane daha insana karşı deneyelim. Biraz rahatsız oldum bu desten gerçi ama. O zaman dur diğer desteyi oynayalım bakalım ne olacak. Versus player. Play normal. Go. Ben en başta yeneriz diye ummuştum. O elüzivlerle vurup vurup indirecek gibiydik ama adam sonra gidip tabii iki tane elüziv çekince olmadı. Aa Cem hoş geldin. Ne haber? Fena değil bak bir. Vengeance. Oo. Arkadaşlar bakın Assassinate gibi fakat adamın turunda atılabiliyor. O önemli tabi. 5 manlık karta gerek yok. 5 manlık karta gerek yok. Bir üniteden bir drain ediyoruz. Drain lifesteal herhalde. Evet. Drain lifesteal. 2 mana, 1 damage lifesteal. Bir de birebir spiderling mi çıkartıyor? Olur. Dursun elimizde. Elise. Elise Trailblazer. Oo, acaba level atabilir miyiz ablayı? 1 mana 3'e 2 count block. İşte bu agresif arkadaşlar. Bayağı agresif. Aa, adam aynısını çıkardı. Hmm. Okey. Şimdi herif saldırdığı zaman biz blok yapamayacağız tabi. Çünkü count block. Yani arkadaşlar özelliği ne? 1 mana 3'e 2. Fazla güçlü fakat cezası var. Blok yapamıyor. Adam da bizi blok yapamayacak tabi. Okey. Pass. Şimdi turu alalım. Biz Elise'le saldıracağız şimdi. O güzel. Çünkü arkadaşlar Elise her saldığında bir Spiderling koyuyor. Peki. Okey. Bakalım Elise'in karşısına blocker koyabilecek mi? Umarım koyamaz. Elise'i bloklayabilecek kadar iyi bir şey. Yani arkadaşlar 3 ataklı bir şey koyması lazım. 3 ataklı bir şey koymazsa ayrıca Elise fearsanmış. Aa ne güzel. Güzelmiş ya. Tamam bu bloklayamaz mesela bizi arkadaşlar. Çünkü Elise'in özelliği şey 3 atağın 6 bizi bloklayamıyor değil mi? Bu yalnız güzel kartmış ya. 2 mana 2 2 bir de 1'e 1 veriyor. Mesela Hearthstone'da böyle bir kart yok. 2 mana 2 2 artı 1'e 1. Değil mi? 3 mana 2 3 artı 1'e 1 var ama 2 mana 2 2 artı 1'e 1 yok. Şimdi buna saldıralım. Buna saldırmak pek iyi değil sanki. Çünkü bu 2 2 ile bloklayacak bizi. Düşünmek lazım. Hmm. Bu saldırsın. Bir de birebir Spider saldıracak. Spider'ı 2 2 ile bloklar. Olur. Kabul ediyorum. Şimdi arkadaşlar 2 2 ile birebir bloklayıp ezebiliyor. Farkındayım. Fakat bizim de elimizde bu kartlar var. Birebir ile blokladı direkt. Peki. Şunlarla belki bir şeyler yaparım demiştim. Olmadı. Kabul. Şimdi Elise'in level atlaması için 3 tane spiderlingimiz olması lazım. Biraz zor bir proje gözüküyor. Bakalım. Bu stun ediyor. Güzel. Bu ne? Vile Maw. Oh baby. Bu round 3 alay öldüyse. Bu kim? 3 mana 2 2 count block. Ölünce gelecek roundun başında tekrar diriltiyor. Ve 3'e 3 oluyor. Bir daha ölünce 4 4 oluyor filan falan. Peki. Okey. Ben ne yapayım? 3 manam var. Adamı stun edebilirim. Stun edeyim mi onu? Round başında mı 3 spider istiyor? O kötüymüş. Round başında 3 spider istemesi kötüymüş. Seni stun edeyim. Okey. Arkadaşlar gelmeyecek size. Bu konunun biliyorum gerginsiniz ama yani bu kısa bir süreli özel bir şey ve sadece Riot Games tarafından davet edilen yayıncılara geliyor diye biliyorum.
Ve bir takım belki özel insanlar gelebilir. Ama yani çok fazla insana gelmeyecek. Bunu bence yiyelim biz. Bloklayıp öldürebilirim. Fakat gelecek tozan 2-3 olarak gelecek. 2-2 yesek daha mı iyi? 2-2 yesek daha mı iyi? Ben şimdilik bir yiyeyim onu. Bakalım ne olacak. Tur bende. Şimdi bu ikisi kart blok. Elemanın enemy next'a 5 diyor. Peki. 4 mana var. Oo. That's good. Şimdi ikinci spider'ımız olacak. Bir dakika. Şöyle yapabilirim aslında. Acaba yapsam mı onu? Biraz dandik ama bir yandan da iyi. Bakalım ne yapacak da bu da önemli. Öyle ya. Peki. Şimdi arkadaşlar ikinci spider oldu. Saldırırken üçüncüyü koyacağız. Fakat ne yazık ki level atlaması için turunuzun başında 3 spider olması lazım. Onun için daha level atlayamıyoruz. Ne yapıyorsun abisi? Okey. Sana iade edeyim hareketini. Olmadı. Okey, bir girelim mi? Buran bir yalayımız öldü. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar adamın iki yaratığı da kamp blok. Zaten ben buna odaklanmıştım açıkçası. Şimdi güzel gelecek. Güzel. İki yaratığı kamp blok. Evet. Biraz fazla agresif olmuş. Pes abi oyna. Şimdi arkadaşlar bunu tetikleyebiliriz. 3 alay öldüğü zaman miyav miyav çıkartıyoruz. Bakın bu ne? Crowd favorite. 4 manaya 6'ya 6 mı gelecek bu? Oo babam. Oo babam that's good. Adam ne yapıyor? Of. Pis koydu. Pis koydu. Peki öldü. Hem 3 yıldır hem projeyi bozdu. Peki. Şimdi bir elayımız öldü. Okey, bakın bunu da tutuyor olması güzelmiş bu arada. Beğendim o işi. Toplam 6 manamız var. Ne yazık ki 6 mananın problemi şu. Şimdi komple count blok değil mi? Ben dönüşte kaç vurabilirim bu adama? 3. Bir yapacağım ya. Ben onu salladım arkadaşlar o hareketi. Bu hareketi yapmaya karar verdim. Çok pis dönebiliyorum çünkü adam. Bakın komple kant blok ya. Şimdi adam bir tane blok dönebilir en fazla. Ve benim önümde 3, 4, 7, 12, 15 tak olacak arkadaşlar. 15. Ağlama canım. Selam veriyorum. Evet. 15. Ve kamp blok adam komple. 8 vuracak bana şimdi mesela. Bu var işte. Tek blokur o. Var mı atak? Yapması lazım herhalde. Birebir atak ediyor. Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O birebir bloklayabiliyor da. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben kazanmak istiyorum. 9 yedim diyelim. Döndüm adama 15 diye. Adamın tek bir blokörü var. Tek bir blokörle 4'ü blokladı da 11 yedi kafasına. Doğru muyum? Kafasına 4 öldün. Peki adamın beni 1 mana öldürme şansı var mı? Yok. Şu da birebiri bloklayayım mı? Yok. Ver abi. Give it to me.
Alalım turnu. Ve şimdi arkadaşlar hiç oynamadan atağa dalacağım. Reaksiyon veremesin diye. Selam abi, geliyorum. Geldim abi. Buyur, blokla bakalım. Şimdi dolayısıyla hiç yaratık inemiyor şu an. Ah be abi, bir şeyim taptak ettim. Böyle her şeyi bir vuran falan bir şey çıkarsa mahvoldum tabi. Okey. Burada bir efekt görüyorum ben. Anlamadım onu tam olarak. Peki bir yaratığını öldürüp iki kart çekiyorsun. Manası da var. Ama bu yaratık yenemez, bakın o çok önemli. Wow, güzel taptek değil mi? Bütün yaklarıma bir vuruyor. Hepsinden dolayı da bir heal alıyor. Fast spell. Fast spell olması ölmüştü. Güzel, çok mantıklı tabi. Yerinde bir taptek yapıldı. Okey. Yani daha yerinde bir taptek olamazdı herhalde. Bilmiyorum ama. Benim turumda atılabilen, bak yaratık çekse hiçbir şey yaramayacak. Slow spell çekse hiçbir şey yaramayacak. Benim turumda atılabilen, bütün yaklarına bir vurup kendi yaklarının hepsini healayan kartı buldu. Çok mantıklı. Ben de olsam onu taptek ederdim herhalde. Count Blue'u inelim. Aynen sonra. Çok inanılmaz iyi bir şey lan bu. Bak hayatımda bu kadar iyi bir şey görmemiştim yani. Yani ağzımla söyle. Bak oyunun, kartın oyundaki varlığından haberim yok. Kartın oyundaki varlığından haberim yok. Ve adam o kart çekiyor. Ne güzel. Okey, level upladı. Ona 5 over ben. Ölüyoruz herhalde. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Şu blok yapamadığına göre bunu kurban edebiliriz herhalde, değil mi? Okay. Bu da bizim stun yiyecek değil mi şimdi? Stunlı blok yapamıyoruz herhalde değil mi? Adam saldırmadı mı? Oops yapıyor. Adam saldırmadı. Aa. O küçük bir hata aldı ya orada. Dayı oğlu. Oo. Ah be, 12 manamız var. 12 şey var. Ah. Bütün kartla oynayamıyoruz. 15 olmasa belki bir şans olacak da. Bunun için yapabilsek çok iyiydi. Şimdi bir dakika, bunu 6 yaparsam adamın Nexus'un 6 vuracak. Yok, olmaz ki abi. Yani o hatayla da adam bizi yenecek. Peki. Yani bir yanlış blok yapar diyeceğim ama arkadaşlar şu ikisini oynayacak manam olsaydı, bir mana olsaydı. Ama bir mana yok işte. Bu burst değil mi? Tamam. Ya şu decimate'i atacak manam yok. Şimdi bir kere bu 6'ya 6'yı sadece şu 10'a 5'e tutabiliyor. Okey.
Okey. O 1'e 1'i de 5'e 5 tutacak herhalde. Bir mon olsa yenmiştim. Hadi be. Böyle blok yapsa ölmüştü. 15 vuruyordum. Next to double damage vuruyor ya. Niye öldü? Uğur vermiydi bizimki. Nasıl yani? Bir dakika. Benim yaratım 3'e 3'tü. Nexus'u double damage vuruyordu. Artı 3 artı 0 uğur vermedim. 6 atak oldu. Beş damage oradan geçti. Double damage vurdu Nexus'u. 15'ten 5'e indi. Değil mi? 3'e 2 mi bloklamadı? 3, 7, 2 kaldı. O 2 hasar, o kalan hasar nereden geldi? Bizim 6'ya 6'ya adam ona 5'le blokladı. Nasıl ya? Bir de kartlara bakacağım. Ben anlamadım hala. Collection. Cards. Grim Maw diye yaratsam gelir mi? Grim Maw. Grim Maw. Neydi o kartın adı? Bilmem ne olsa Grim Gnome Summoned. Grim Gnome muydu? Grim? No, öyle gelmiyor. Kartın adına bakmak lazım. Siyahta mıydı o? Void Maw muydu? Void Maw. Grim Maw'du sanki ama kartın adı neydi? Hayır, tüm kart değildi ki. 5 mana 3 3 olan sadece kendisi de buldum demiş buraya Nexus'a sanki. Oğlum. Evet. Bak sadece kendisi vuruyor. Bu 10 vurdu. Buna artı 3 artı 0 Orwell verdim. 6'ya 3 oldu. 1'e 1 tarafından bloklandı. 5 damage'ı adamın kafasına aktardı. O double'landı. 10 vurdu. Değil mi? Adam 5'e 5'i blokladı. Ha 5'e 5 olan da uğur vermiş ya. Okey şimdi çıktı. 4 damage oradan fark. Tamam okey şimdi oldu.